Nazlı? Ben gidiyorum. Oğlum biraz zayıfla lan, zayıfla biraz lan. Bugün Nurşahin başkanımın, kardeşimin şükür yemeği. Rabbime binlerce şükürler olsun ki onu tekrar geri bizlere, sevdiklerine, eşine, çocuklarına, ilçesine, halkına bağışladı. Ondan dolayı bugün buradayız. Kardeşimi bu şekilde görmek çok güzel. Allah'ım kabul etsin. Kendisine Cenab-ı Allah'tan bir ömür, sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk diliyorum kardeşime. Allah sayın başkanım, razı olsun. Şükürde şükür var diyoruz. Ne diyor sayın evet. Başkanım? Evet. Öncelikle benim rahatsızlığım döneminde beni yalnız bırakmayan aynen. Çok kıymetli, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım. Başta İsmail Bildik, Sulakut Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarına, tüm değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabii hastalık Allah'tan, şifa da Allah'tan. Cenab-ı Allah bize sevdiklerimizin duasıyla tekrar sevdiklerimize kavuşturdu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bugün de işte o şükrümüzü Cenab-ı Allah'a göstermek için bugün burada dostlarımızla birlikte bir şükür yemeği tertipledik. Gelen, katılan tüm dostlarıma da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah benim yaşadığımı dostlarıma yaşatmasın. Amin. Bugün buradayım. Şükürler olsun diyorum. Ama şükürler diyorsun. Tabii. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Sayılamış ya. Başkanım şöyle buyurun. Seyirciler gördüğünüz gibi Nurşahin'in yemeğindeyiz. Yani kendisinin bir zamanları Kırıkkale'de bir kaza geçirmişti. Kaza değil. Kim canlısıyım hayırlı uğurlu olsun Allah kabul etsin diyorum. Buna şükür diyorum. Evet. Çok iyi. O köklü yerden, esaretli yerden. Allah o benim ahrabam. Ben Ürüşlü dayının kızıyım. Evet. Sen kimsin? Bir dua da alalım. Bir dua da alalım. Ne diyoruz? Allah kabul etsin. Nurşahin'e ne diyorsun? Dua diyor musun? İyi diyor. Allah kabul etsin. Ben mi? Ben teşekkür ederim. Sağlık iyi. İyi ki Allah'a Allah şükürler olsun. Gerisi önemli değil. Hiç evet. Arkana dönüp bakma. Teşekkür ederim. Ne diyor Nurşahin'e? Şükür yemeğine. Allah sağlık versin. Daha nice Allah günler görsün. Allah. Çok mutlu olduk. Demek, sağlığı ne kavuştuk. Teyzem sen kimsin? Ben de Erkan Çağlar'ın annesiyim. Ah ne güzel. Ne diyor şükür yemeğine? Dua ediyor musun? Şükür yemeğe hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza uzun uzun ömür versin. Evet. Allah korusun cümleyi içi sürede bize. Allah'ın sıcağı bak orada bir çocuklarla ablam var ne güzel. Nasılsın iyi misin? Ne İyiyiz valla ne yapalım. Sağ olun sağ olun. İyi çok şükür. Ne diyorsun şükür yemeğine? Allah huzur ömürler versin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet gölgedeyiz. Evet. Abla sen nasılsın orada garip garip duruyorsun? İyiyim sağ olun. Allah razı olsun. Şükür yemeğe dua ediyorsun. Evet. Siz nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Allah'a çok şükür. Şükürler olsun başkanımız iyi oldu. Evet, sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu. Abla, burada, dostları burada. Evet. Hepimiz buradayız. Şükürler olsun. Başkanımızdan da çok memnunum. Buralıyız, Çerkli'nin yerlisiyik. Heh. Yani ben başkanın teyzesi olurum. Teyzesi olurum. Sen teyzesi. Hadi bari şükür et duayım be. Şükürler olsun. Mutlu ya. Biz ona şükür. Çok şükürler olsun. Sağlığına kavuştu. Evet. Çok şükür. Allah çok kabul etsin. Huzurluyuz. Allah kabul etsin. Her şeyden. Teyzem sen de çok şükür. Allah herkesten razı olsun. Rabbim herkesten razı olsun. Bak şu kalabalık için geldiler. Şükür bu. Bir şükürler olsun yani. Emre binlerce. Şu günlerimize şükürler olsun yani. Çok sevinçliyik hepimizde. Bize bir hediye etti Allah onu bize. Dualarınızı. Evet. Yemem Allah kabul etsin. Çok güzel bir katılım var. Evet. Başkanımıza tüm burada ve şükür. Tüm köyler, Kırıkkale, Ankara, yabancı vilayetler burada. Başkanımız ufak bir rahatsızlık geçirdi. Şükürler olsun Cenab-ı Allah onu geri çocuklarına ve bizlere bağışladı. Sağlığına kavuştu. O da yerinde bir yemek verdi. Allah kabul etsin. Her şey dua diyoruz. Her şey duayla oldu.
Ve duada kabul oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza bu da hayırlı ömürler veriyor. Hayırlı yaşam versin. Başımızdan eksik etmesin. Vay vurmalı. Hizmetlerine de bu kadar. Oğlum başkan da daha önce söylemiştim. Halka hizmet, hakka hizmet. Bu da halka hizmet ettiği için hak onu tekrar bizlere bağışladı. Kurban olduğum Allah bizlere geri tekrar bağışladı. Allah sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin. Aynı ustalarımıza ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Bereket, bereket. Bereket TV. Evet, evet. Hoş geldiniz. Nasıl şükürde yemek yağdıyoruz? Şükür yağdıyoruz, evet. Allah razı olsun. Şahin için neler diyorsunuz? Çok iyi bir insan. Başkanımıza şükürle sağlığına kavuşturdu. Eşi dostu burada. Burada. Yemek veriyoruz. Evet. Kaç kişilik yemek hazırladık? 3000 kişilik. Maşallah. Hemen hemen bitti şu an. Hayır, daha yarı olmadı. Şu anda yarı olmadı. Bitti görünce öyle bir kazan ya. Yaptı. 3 kazanımız daha var şu anda. Bir kazanımız gitti, 3 kazanımız daha var. 3 kazanımız daha var. Tamam. Sen ne yapıyorsun abi? Hoşaf ne diyorsun? Hoşaf da diyorsun. Oo, hoşafçı başı, salatacı başı burada. Orada evet. biberler buranın yerli biberi mi? Yerli biberi. Evet, evet. Evet, devam ediyoruz. Domatesci var burada. Evet, evet. Domates daha diyor. Evet. Domates, maydanoz yanına. Birer tane mi, ikişer tane mi koyuyorsun? İkişer tane koyuyoruz. Tamam. Ha, çok güzel. Evet, kolay gelsin diyoruz. Hemen devam ediyoruz biz. Çelikli'nin gülü. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. İsmim Veysel Sezgin. Belediye Meclis Üyesi. Biliyorum abi. Ondan sonra böyle konularda duyarlı oluyorum. Çalışıyorum. Her kim olursa olsun. Aynen. Her kim olursa olsun. Ben MHP'liyim. Başkanım AK Partili. Aynen. Hiç kim olursa olsun. Cenazede, düğünlerde. Ne diyoruz? Şükür yemeği. Çok şükür güzel. Yemeği. Herkes yağmur duası. Düğün yemeği. Cenaze yemeği. Bu işler benim için. Bugün çok izdiham var. Bugün izdiham var. Herhalde altından kalkacağım Allah izin verirse. İnşallah. Allah kabul etsin başkanım. Bu işin başı sensin. Tamam. Allah devam ediyor. Sen iyisin. Çok şükür. Allah'a şükür olsun. Sağlık nasıl? Çok şükür. Allah'a şükür. Başkanımız sağlığına kavuştu. Çok şükür, biz de ne sağlık. Ne yapıyoruz? Şükür yemeği veriyoruz. Çok şükür. Eş dost burada, akrabalar evet, burada, evet. Herkes burada. Allah razı olsun Sayın dostlardan. Sayın başkanım sağlığına kavuştu. Çok şükür. Allah razı olsun. Başkan sağlığına kavuştu, en mutlu günümüz. Evet. İnşallah Allah tüm hastalara şifa versin. Evet. Sayın valide. Evet. Evet, şimdi Vali Bey geldi. Vali Bey karşılayalım. Vali Bey'imizi karşılıyoruz, evet. Değil mi? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanımın Nuh Şahin'e. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah kabul etsin. Allah uzun ömürler versin. Şükür duasına ne güzel hep beraber. Hep bütün belediye başkanımız, Sayın Valimiz burada. Sayın Valimiz burada. Herkes. Kırıkkale'mizin bütün büyükleri burada. Allah razı olsun. Yani, siz değerli belediye başkanımız hepsi burada. Herkes burada. Herkes. Allah razı olsun. Nuh Bey'in bu da sevgisinden, saygısından. Evet. Tabii tabii. Evet. Seviyoruz onu yani. Başkanımı seviyoruz. Evet. Aynen. Sağ ne diyorsun Şahin'e? Evet, sizlerin de bizlerin bildiği gibi çok kısa bir zaman önce başkanımız elin bir kaza atlattı. Kaza derken
Beyne bir ön böyle attı. Allah şükürler olsun ki şimdi tekrar. Bütün dualar onun üstüne eğdi. Evet, bizler de çok dua ettik kendisine. Hı. Dua da istedik. Cenab-ı Allah bizlere ve sevdiklerine başladı. Önce annesine, babasına, eşine, çocuklarına başladı. Cenab-ı Allah kendisine hayırlı ve uzun ömürler versin. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah Çelikli'ye, Kırıkkale'mize hayırlısı olur inşallah. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Allah uzun ömürler versin. Hayırlı ömürler versin diyorum. Şükür duasını, dualarımız kabul etti inşallah. İnşallah Allah dualarını da kabul etsin. Evet, Nuh kardeşimin bugün şükür yemeğindeyiz. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir ay kadar önce beyne embol atması sonucunda rahatsızlandı başkanımız. Rabbim kardeşimizi ailesine ve bizlere bağışladı. Sevenlerine bağışladı. O anlamda çok mutluyuz. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Şükür duasında şükür diyoruz. Evet, evet. Rabbime şükürler olsun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizlere de. Allah razı olsun. Bizlere buralara gelip bu fırsatları tanıyorsunuz. Aynen. Programlarımıza katılıyorsunuz. Kanal Siyaset'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz size çok sağ olun. Teşekkür ederim. Duamızda bu Şahin Başkanımıza neler edeceğiz sizinle bir duygularınızı alalım. Evet, bugün Nuh Başkan'ın şükür duası, şükür yemeği vardı. Allah onu bizlere, ailesine, hizmet ettiği Çerikli halkına bağışladı. Gerçekten ibretlik bir hadiseydi. Yani Nuh'un ilk rahatsızlandığı anda ben yanındaydım, gördüm. Tıbbın çaresiz kaldığı bir durumdu. Yani açık ve net bir şekilde söyleyelim ki doktorların hepsi eli kolu bağlı. Ne yapacağını bilmiyorlardı. Çünkü bir şey bulamıyorlardı. Ben şöyle diyorum. Ettiği iyiliklerin, aldığı hayır duaların karşılığını aldı. Allah onu bağışladı. Ona yeni bir güzel bir hayat verdi. Kendisinden zaten şeklinden, şemalinden de yeni bir hayatta olduğunu görüyoruz. Aynen. Rengi açıldı. Kilosunu verdi. Daha gençleşti. İnşallah daha hayırlı bir ömrü olur bundan sonra da. Bütün herkesin duası da budur. Tabii pek çok insana da ibret alınacak bir hadise yaşadı. Yani hırslar, çabalar, kinler, nefretler, bütün nefsi hadiselerin hepsinin ne kadar kısa bir zaman içerisinde yok olduğunu herkes görmeli. Aldığımız bir nefes, işte Mevlana'nın da dediği gibi gözünü açıyorsun, doğdu diyorlar. Gözünü kapatıyorsun, öldü diyorlar. İkisinin arasındaki zamana da ömür diyorlar. Rabbim hayırlı ömür nasip etsin hepimize de. Nuh Başkan'a tekraren geçmiş olsun diyorum. Ailesine, tüm sevenlerine Allah onu bağışladı. İnşallah bir defa daha hiç kimse için bu şekilde bir imtihana tabi olmayız. Rabbim yolunu açık etsin. Hayırlı bir ömür olsun. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanıma. Başkanımızın şükür yemeğindeyiz. Evet. Hem kendisi hem ailesi hem kendisini sevenler olarak bizler tabi çok sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ciddi bir rahatsızlık atlattı. Onun Rabbimize bir teşekkür mahiyetinde bir yemeği bugün. Bugün buradaki kalabalık da zaten onu seven, onun için dua edenlerin ne kadar çok olduğunu, ne kadar canı gönülden dua ettiğini de gösteriyor. Hastanede zaten o rahatsız olduğu günlerde öyle çok ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Ama Allah'a şükür bugün hiçbir iz, hiçbir MR neredeyse yok o hastalığından. O da ayrı bir güzellik, ayrı bir mucize. Çünkü en büyük korku, yani döner dönmez ayrı mesele, acaba hasar kalır mı kalmaz mı, öyle bir korku mu? Allah'a şükür hem çok sağlıklı bir şekilde döndü, hem hiçbir hasar olmadan döndü. Yani hakikaten bunun başka bir açıklaması yok. Allah onu sevdiklerine bağışladı. Allah onun yaptıkları şeylerden, güzelliklerden dolayı ona acıdı, bir lütufta bulundu. O da bunun karşılığı olarak bugün işte bütün böyle şükür duası, şükür yemeği verdi. Ben hem kendisine hem buradaki bütün katılan değerli dostlara sağlıklı, hayırlı bir ömür temenni ediyorum. İşte hastalıklardan uzak, böyle sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Kendisine tekrar, hem kendisine hem ailesine geçmiş olsun diyorum. Allah inşallah böyle acılar, böyle sıkıntılar, böyle hastalıklar bir daha vermesin diyorum. Sayın Valim teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, evet, ne diyoruz? Evet, Nuh Başkan'a
Nuh Başkan ilk duyduğumuzda bir şok olmuştu. Evet. İşte böyle bir hastalanmış deyince ve geçten bugüne bakınca Nuh Allah için yani büyük bir badire atlatmış oldu. Allah sevenlerine bağışlamış oldu Nuh'u. İnşallah bundan sonraki hayatında hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Kendisine başarılar diyorum. Ve büyük büyük geçmiş olsun diyorum kendisine. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Tamam başkanım, sağ olasın. Şu anda Çerikli kasabamızda Çerikli Belediye Başkanımız Sayın Nuh Şahin Bey'in acilen bir büyük bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı şükür yemeğine gelmiş bulunuyoruz. Kendisini Yüce Mevlam'ın bize bir tekrar dönüşüm yaptığına inanıyoruz. Çünkü dönüşümü olmayan büyük bir rahatsızlık geçirdi kendisi ama Allah'ın bir mucizesi bu yaptığı toplumdaki kendini sevdirmesi, yaptığı iyiliklerden dolayı Allah onu bize bağışladı ve şu anda da şükür yemeğinde bulunuyoruz. Allah onu sevenlerine, ailesine bağışlasın. Uzun ömürler diliyoruz. Kendine de çok teşekkür ediyoruz. Yemeğinde Allah kabul etsin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Başkanın ani rahatsızlığı gerçekten hepimizi derinden üzdü. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir başkanımızdı. Fakat şifa bulması, tekrar sağlığına kavuşmuş olması gerek kasaba halkını gerekse ailesini tekrar bir sevince boğdu. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. Sıla-i Rahim yapıyor. Burada bir şükür yemeğe verdi. Allah kabul etsin diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet. Başkanım nereye gidiyorsun ya? Kaçıyor mu ne yapıyorsun? Evet. Cenab-ı Allah'ın bir mucizesi oldu. Başkanımız gerçekten bütün sevenlerini şey yaptığı gibi hem üzdü şu anda da sevmişliyiz. Çünkü burada sağlıklı sıhhatli Cenab-ı Allah bu bir mucize yarattı. Bunun için kendi sevenleri ve kendi iyi niyetini Cenab-ı Allah hem ilçemize bağışladı hem sevenlerine bağışladı. Çoluğundan çocuğundan nice mutlu yıllara kendisine başarılar diliyor görev önünde. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun efendim. Kaan Gerdemiş. Başkanım. Evet, öncelikle verdiği yemek Allah kabul etsin. Nuh kardeşimiz gerçekten büyük bir sıkıntı atlattı. Allah onun çoluğunu çocuğuna bağışladı. Allah tekrar olmasın yani. Kurban olduğum Allah'ım tekrar onu havacılara yaşatmasın. Birlik beraberimiz. Şükür yemeği. Allah kabul etsin. İnşallah kurban olduğum tekrar böyle bir olaylarla karşılaşmaz. Sağlığına kavuşturuz. Dua ediyoruz kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet. Cemiyet Başkanım, Federasyon Başkanım. Daha en son hayatta konuşturacağım. Nuh Başkan yanlışlıkla ahiret hava yollarına binmiş. Uçak bir türbülans yaşadıktan sonra geri indirdi aşağı. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek hamd etsek azdır. Başkanımız kısa bir süre önce geçirmiş oldu rahatsızlıktan. Öncesinden daha iyi bir şekilde sağ salim aramıza döndü. Biz de bundan dolayı son derece mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Allah sağlığını sıhhatini artırsın inşallah. Ben de diyeyim tabii ki başkanımız rahatsızlığıyla hepimizi üzmüştür ziyadesiyle ama sağlığa kavuşmasından dolayı hepimizi sevindirmiştir. Allah'tan nice sağlıklı günler diliyorum. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İkram etmiş olduğu şükür yemeğini Allah kabul etsin diyorum. Büyük geçmiş olsun. Adetli Sayın Başkanım, evet. Halkım burada, dostlarım burada, eşim burada, dostum burada. Şükürlere şükür olsun diyoruz. Şükür yemeğimizde Sayın Valim başlarımızda neler diyeceğiz Sayın Başkanım? Öncelikle başta Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, İl Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanı abilerim, çok kıymetli misafirlerim, protokol üyeleri. Bu şükür yemeğe davetime katıldıklarından dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli Çerikli ve civar köylerden gelen hemşerilerime de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, kısa bir süre önce bir rahatsızlık geçirdim. Hepinizin malumu. Ciddi bir rahatsızlık. 3 sefer kalbimin durduğunu daha sonra ben ayıktıktan sonra hastanede söylediler. Rahatsızlığımın ne kadar ciddi olduğunu hastanede öğrendim. Tabii o bir hafta boyunca ben hiçbir şeyden habersiz yatarken benim çok kıymetli dostlarım burada hastanenin içerisinde, yoğun bakımda, dışarıda, evlerinde benim için dua ettiler. Benim iyi olmam için sürekli dua edip Allah'a yalvardılar. Bundan dolayı bunu ben tabii görmedim ama hepsini duydum. Onların duası Cenab-ı Allah'ın takdiriyle
bugün ben sizin aranızdayım. Şunu öğrendim ki dünyada her şey boş, her şey bir nefes. Nefes almadığınız an her şey bitiyor. Onun için dünyada iyilikten başka her şey yalan. Yaşadığımız süre içerisinde iyi olmaya, Cenab-ı Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya, bu bana en büyük ders bana oldu. Benden de siz inşallah örnek alın, bundan ders alın. Ben bu dersi aldım, yaşadım, gördüm. Yani bu benim yaşadığım rahatsızlıkta tıp çaresiz kaldı. Allah'tan başka, Cenab-ı Allah'tan başka beni kurtaracak orada hiç kimse yoktu. Cenab-ı Allah da kendi takdiri ve sizlerin duasıyla bizi tekrar bize ikinci bir hayat bahşetti. İnşallah bundan sonraki hayatımda daha da kendimi düzeltip öbür dünyaya, ahirete daha çok çalışarak daha iyi şekilde oraya giderken daha çok kazanmış şekilde giderim inşallah. Bundan ben ders aldım. Hepinize başta sayın valim olmak üzere kaymakamım, belediye başkanı arkadaşlarım beni bir gün yalnız bırakmadılar. Ben hastanedeyken defalarca gelip orada nöbet tuttuklarını, beni sürekli ziyaret ettiklerini, aileme moral verdiklerini duydum. Hastanede ben kendime geldikten sonra ziyaretleriyle bana tekrar moral verdiler. Dostluğun, samimiyetin, insanlığın ne olduğunu rahatsızlandıktan sonra çok daha iyi anladım. İnsanlar dostu, arkadaşı yanında çevresinde insanlar oldukça değerli olduğunu hastalandığımda çok daha iyi öğrendim. İnsan insanla daha değerli, yanındaki insanlarla daha değerli. Ne olursanız olun, makamınız ne olursa olsun, paranız ne kadar, zenginliğiniz ne kadar olursa olsun, insan değilseniz, hayırlı bir insan değilseniz, imanlı bir insan değilsiniz, boş bir insansınız. Bunu da çok daha iyi öğrendim. Allah'ın bugünle binlerce hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bugün sizlerin aranızdayım. İnşallah bundan sonra daha hayırlı işler yaparak memleketime, çevreme hayırlı işler, hayırlı hizmetler yaparım. Hepinizden çok çok katılımlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı, hastalığımda verdiğiniz destekten, ettiğiniz dualardan dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum size. Hepinizden Allah razı olsun. Benim yaşadığım acıyı, o yaşadığım rahatsızlığı Allah kimseye yaşatmasın. Kimsenin ailesine o sıkıntıyı, o acıyı yaşatmasın. Hepinizden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Nuh benim kardeşim, yani siyasetten daha öte bizim bir aile bağımız var, Allah razı olsun, çok seviyorum. Rabbime şükürler olsun. İlk önce hakikaten çok zorlu bir dönemdi hepimiz. Başta Kırıkkaleliler ve Çerikliler olmak üzere dualarımız neticesinde Rabbim bizlere bağışladı. Bugün de kendisi şükür yemeğe verdi. Ben aralarında olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah'ım kabul etsin. Allah tekraren bu günleri yaşatmasın ama şunu bir kere daha gördük ki bu milletin duaları neticesinde kardeşimiz aramıza döndü. Allah'a şükürler olsun. Bu da milletine zaten hizmet ediyor. Bu da bir noktada ibadet yapıyor. Allah'a şükürler olsun. Allah tekrar böyle kötü günler göstermesin ama ailesine, sevdiklerine, çeriklilere ve bizlere bağışladı diye düşünüyorum. Şükrediyorum Allah'ıma. Evet, Sayın Başkanım, ne diyor Sayın Vekilim? Evet. Hoş geldiniz. Sayın Vekilim söyleyecek bir şey bırakmadı. Kendisine bu katılımından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim zaten başta söylediği gibi milletvekili belediye başkanlığı ilişkisinden ziyade bizim daha geriye dönük bir hukukumuz var. Bir abi kardeş ilişkimiz var. Allah kendisinden razı olsun. Çok sağ ol. Her gittiğimizde mecliste her yerde bize her zaman en büyük destekçimiz. Kendisine desteklerinden dolayı, bugünkü katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Beyden o da gelecek mi?
Şimdi Sayın Başkan tabii şükür yemeği verdi bugün. Sayın Başkan Allah sevdiklerine, sevenlerine, duacılarına bağışladı. Biz o günü de biliyoruz. Hastanede olduğu günü de biliyoruz, bugün de biliyoruz. Ve gördüklerimizle alakalı Sayın Başkan'ın bugün burada sevenlerin içerisinde olmanın bir tek nedeni var. Bana göre aldığı dualardır. Bugün burada sevenleriyle beraber gördüğünüz gibi hep beraber bir arada olduk. Allah sevdiklerine bağışladı. Çelikli'ye bağışladı. Belki bir şeyler anlatmaya çalıştı. Belki bir şeyler gösterdi. Ama şükürler olsun bugün sağlığıyla, sıhhatiyle hepimizin yanında. Bundan sonraki hayatında da başkana sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Sağlıklı veya her türlü durumda biz başkanın yanındayız. Hep bir aradayız. Bundan sonraki durumda da Allah başkana Kırıkkale'ye hizmet etmeyi, Çelikli'ye hizmet etmeyi, vatandaşlara hizmet etmeyi nasip etsin. Ben bugün inanıyorum ki başkanla alakalı başkan dualarla burada. Evet, eşi dostu birlik beraber hepsi içerisinde. Bizim inancımız budur. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Sayın Başkanım ne diyeceğiz? Evet. Sayın Başkanıma. Öncelikle çok kıymetli abim Sayın Ömer Faruk Kılıcan. Kendisini takdir ettiğim, sevdiğim, saygı duyduğum hem iş adamı hem siyasetçi. Bizim de benim şahsımın da örnek aldığı değerli bir insan. Her şeyimde yanımda olan, her türlü tüm desteğini esirgemeyen çok değerli bir abim. Bugün burada buraya katılımından dolayı çok memnun oldum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim o sıkıntılı dönemimde, hasta olduğum günlerde en büyük destekçilerimden bir tanesi de kendisiydi. Hep yanımda oldu. Allah razı olsun. İnsanın öyle günlerde, hatta her gün böyle dostlara ihtiyacı var. Aynen. Allah böyle dostları herkese nasip etsin. Kendisi benim abim, dostum olduğu için ayrıca mutluyum. Gurur duyuyorum. Kendisine her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza bu güzel dualı yemekte neler diyeceğiz Sayın Başkanım? Abi kardeşime Allah sağlık sıhhat versin, şifa versin. Rabbim İnşallah bir daha o kötü günleri bize göstermez. Bu günler çok acı, sıkıntılı günlerdi. Rabbim kendisini bizi tekrar bağışladı. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, belediye başkanlığından öte, meslektaşlığımızdan öte kardeşimiz bizim. Dostumuz, aile dostumuz, akıl danesimiz, sırdaşımız, yoldaşımız. Ya dolayısıyla emin olun ki bütün sevenlerle birlikte bizler de aynı sıkıntıları yaşadık. Çok üzüldük. Dualarımız sürekli kendisiyle oldu. Ama Rabbim bu günleri tekrar yeniden gösterdi. Allah razı olsun. Kendisi de bugün böyle bir şükür yemeğe düzenlemiş. Bütün eş dostla birlikte, sevenlerle birlikte yine bir aradaydı. Biz de geldik, daveti icabet ettik. Rabbim o günleri bir daha inşallah göstermez. Hep hayırlı günlerle, hep böyle eşlerle, dostlarla, bütün ümmeti Müslümanlarla yüzümüz gülsün. Allah sıkıntılı günleri hiç kimseye yaşatmasın. Zor günler, sıkıntılı günler. Daha o günleri inşallah görmeyiz. Yani. Evet Sayın Başkanım, kısa alalım. Hemen evet. Şey yapmayalım. Söylenecek her şeyi başkanım söyledi. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Benim o rahatsızlığım döneminde, benim en büyük destekçilerimin başında değerli abim,
benim abim, meslektaşımdan ziyade abim. Ahmet abim en büyük desteği kendisi yaptı. Zaten hastane kendi bölgesindeydi. Burada Ahmet abimden izinsiz bir şey olmuyordu. Gelen giden Ahmet abimin kontrolündeydi hastane. Allah razı olsun. Orada bize çok büyük manevi destek. Hastane kontrol derken yanlış anlaşılma olmaz. Yani senin ziyaretçilerin anlamında kontrol bizdeydi. Yani Allah razı olsun orada. Büyük destek oldu. Çok sağ olsun. Zaten Burdum bugün şu tabloda gösteriyor ki en büyük desteğe Allah razı olsun başta Ahmet abim, Turgut başkanım, Ali abim, Memduh başkanım. Biz başkanlıktan ziyade bir abi kardeşiz. Bizim hukukumuz çok farklı. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yokluğunu göstermesin. Allah onlara böyle acıyı yaşatmasın. Şimdi birimizin biz bir beş parmak gibi bir parmağımız acıdığı zaman her tarafımız acıyor. Hepsi acıyor. Onun için Allah hiçbirimize, hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Amin. Allah o günlerde destek olan, bugün burada olan herkese herkesten razı olsun. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun.